Ukrayna ordusu ile Rus paralı askerler ve Rus destekli ayrılıkçılar arasında Donbas bölgesinde çatışmalar sabah saatlerinde yeniden şiddetlendi. Donbas bölgesinde Horlivka'da şiddetli topçu ateşinin yaşandığı belirtilirken, Vodyanne ve Kominternovo bölgelerinde Ukrayna ordusu zırhlı birlikleri ve ayrılıkçı milisler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi. Ukrayna ordusunun elindeki Tyoretsk kentine yönelik ayrılıkçıların taarruz başlattığı belirtilirken, Gorlovka hattındaki bombardımanda ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Ukrayna ordusunun Donetsk'in Trudovskaya kömür madeni bölgesine ilerlemeye çalıştığı kaydedilirken, Horlivka yolunun bombardıman sebebiyle trafiğe kapandığı belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus İşgal Kuvvetleri'nin dün Donbas bölgesinde 50 kez ateşkesi ihlal ettiğini açıklamıştı. Ukrayna ordusundan dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülkedeki Rus destekli güçlerin Luhansk bölgesindeki bir köye top atışı yaptığı ve saldırıda bir anaokulunun vurulduğu belirtilmişti. Diğer yandan Avrupa Birliği, Ukrayna'da bir anaokuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Stanitsiya Luhanska'da bir anaokuluna yönelik bildirilen bombardımanın şiddetle kınandığı belirtilerek, sivil altyapıların bu tür ayrım gözetmeksizin bombalanması kesinlikle kabul edilemez. Bu, ateşkesin ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalini temsil ediyor, ifadesi kullanıldı. Açıklamada şiddet olaylarına bir an önce son verilmesi çağrısında bulunulurken, AB olarak, Ukrayna'nın uluslararası tanınan sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. AGİT özel izleme misyonunun çalışmalarını tam olarak destekliyoruz ve görev alanı doğrultusunda Ukrayna'nın tamamına sınırsız erişimi için çağrıda bulunuyoruz, denildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan olumlu yanıt geldiğini ve ikilinin gelecek haftanın sonlarına doğru Avrupa'da görüşeceklerini açıkladı. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Price, Bakan Blinken, gün içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Bu krizi çözmenin tek sorumlu yolunun diplomasi ve diyalog olduğuna inandığımız için önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Lavrov'la Avrupa'da görüşmeyi teklif ettiğini belirtti. Ruslar, gelecek hafta sonuna doğru olacak şekilde görüşme teklifine yanıt verdi. Biz de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi koşuluyla kabul ettik. Önümüzdeki günlerde işgal ederlerse, diplomasi konusunda hiçbir zaman ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır," dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İngiltere ve Polonya ile üçlü işbirliği ittifakı kurduklarını duyurdu. Ukrayna, İngiltere ve Polonya arasındaki yeni üçlü işbirliği formatının kurulmasını duyurmaktan şeref duyduklarını aktaran Kuleba, formata ilişkin ortak açıklamanın yayımlanacağını kaydetti. Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek," diye konuştu. Bakan Kuleba, yeni formatın üyelerinin ekonomi, ticaret, enerji ve dezenformasyonla mücadele alanlarında işbirliği yapacağını aktardı.